arketip insanın tevbesine bakar mısınız? Kul kusurludur işte. Arketip insan Adem. Tevbe kul kusurludur işte. Bunu söylüyor. Öyle değil mi? Rabbimiz biz zulmettik kendimize diyor. Bizi affet diyor. İbrahim'in Kâbesine bakar mısınız? Çok ilginç. Kâbe'ye bakar mısınız? Dünyanın en sade binası dostlar. Kendinize ev yapın desek oradan daha süslü yaparsınız. Dünyanın en sade, en iddiasız. Nedir peki bu binanın iddiası biliyor musun? Ben Allah için bir yapı yaptım. Acziyetimi bu yapıda gösterdim. İtiraf ettim. Ben sana kulluktan acizim ya Rabbi'yi yapı suretinde söyledim der Kabe. Nasıl? Onun için Kabe'ye altın maltın takmak Kabe'nin ruhuna hakarettir. Evet. Musa'nın adam öldürdüğü eline bakın. Musa'nın iki ayeti vardı. Neydi onlar? Asa ve yedi beyza. Asa çoban asasıdır aslında. Nedir? Firavun'un sopasına galip gelir çoban asası. Firavun'un kamçısı var. Elinde tutar böyle çektirir. Tüm Firavun heykelleri böyledir. Bir elinde halkalı haç vardır, bir elinde kamçı vardır. Bakın Firavun heykellerine. Ona karşılıktır. Peki yedi beyzane, beyaz el. Beyaz değil tabii. Yoksa albino eli olur. Peki ne o? Temiz el. Temiz el operasyonu var ya. Temiz el operasyonu nasıl yapılır? O el neydi? O el cinayet işleyen eldi. Bir yumrukta adam öldüren eldi. Peki bir yumrukta adam öldüren el nasıl temiz el olur? Öyle bir tevbe eder ki. Yani binlerce insanın dirilmesine vesile olur ki. işte o zaman el yıkanmış olur. Temizlenmiş olur. O ne gösteriyor bize? Kirlenen el yıkanır. Günahla kirlenen insan arınır. Dolayısıyla tevbe ve istiğfar insanı arındırır. Günahından dön, hatandan dön, kusurundan dön. Hata etmek değil, hatada ısrar etmektir. Hatada ısrar eden şeytan oldu, hatasına tevbe eden Adem oldu, adam oldu. Fark burada. Şeytan da işledi, Adem de işledi. Ele değil mi? Peki fark ne? Fark burada. Biri hatasını savundu, öbürünü hatasından pişman oldu. Evet, Muhammed'in salatına bakar mısın? Selam ona olsun. Namazın önünde, salatın önünde istiğfar ederdi. Estağfurullahelazim. Namazı bitirir, bir daha istiğfar ederdi. Estağfurullah. Ne bu? Yahu salat etmişsin. Kulluk görevini yapıyorsun. Kulluk görevinin ritüel bölümü. Bir parçası. Yoksa Ma'un suresinin diğer tarafları, yani o açı doyurmak, yetimi güldürmek, düşmüşü kaldırmak, asıl salat o. Ama bu salat da onun bireysel bir parçası ritüeli. Ritüel bölümü. Estağfurullah niye diyorsun? Kusur mu işledin ki estağfurullah diyorsun ya Resulallah? Hayır. Niye? Bu şu demek. Allah'a kullukta hep yetersizdir insanoğlu. Ben peygamberim, ben de yetersizim demektir. Nasıl? Ne muhteşem bir davranış. İşte bu. Evet, yani o ayete yeniden gelelim. Kella lemma ma emara. Evet, hiç kimse kendine verilen emri kusursuz olarak yerine getirememiştir.